Bugün burada toplanmamızın, buraya da birlikte olmamızın nedeni sizlerle vedalaşmak için 180 kilometre karavanın Sarıveliler ilçesinden buraya geldim. Sizler de teşrif ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle aracılığınızla tüm Karamanlı hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Tabii 31 Mart seçimlerini hep birlikte yaşadık. Ülke genelinde mahalli idareler seçimi, Karaman'da da yaşadık. Ben Sarıveliler'de iki dönem belediye başkanlığı yaptım. Ve üçüncü dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sarıveliler Belediye Başkanı adayı idim. Belediye başkanlığı vakit geçirme yeri değildir. Takım kaptanlığı değildir. Belediye başkanlığı Sayın Reis Cumhurumuzun ifade ettiği gibi hizmet yeridir. Onun için veballi iştir. Belediye başkanlığını doğru yaparsanız dua alırsınız. Yanlış yaparsanız beddua alırsınız. Bulunduğunuz şehre yanlış yaparsanız, zamanı iyi değerlendiremezseniz ihanet etmiş olursunuz. Onun için kıymetli Karaman basını, ben Sarıveliler'de iki dönem belediye başkanlığı yaptım ama ben belediye başkanı idim. Şimdi her türlü film kurduğa çevirerek Sarıveliler'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanı adayım. Siz de takdir edersiniz ki yönetimden bir kişi hariç diğerleri Sarıverilere ihanet içerisinde oldular. Onu ben, siz Karaman halkının, Sarıveriler halkının, ülke halkının takdirine bırakıyorum. Ama Allah'ın takdiri böyleymiş. Yalnız herkes yaptığı doğrunun da cevabını görür, yanlışın da cevabını görür. İlçe yönetiminden mi var? Evet. Onun için ben bugün Sarıveliler'de 31 Mart seçimindeki yarışım, Sayın Reis Cumhurumuz, Cumhurbaşkanımızı orada temsil ediyordum. Ben Sarıveliler'de 700 farklı bağımsız belediye başkanı seçildim. Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı seçildim. Ve bugün 31 Mart'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkanı idim. Tüm şer güçler birleşti. Film fırıldak her türlü şeyi yaptılar. En son malumunuz olduğu üzere 6 oyla bu seçimi kaybettim. Ama orada da geçen ifade ettiğim gibi benim Yüksek Seçim Kurulu'na itirazım oldu. Orada red gördük. Benim 273 tane geçersiz oyum vardı. Onlar sayılsaydı kesin bu seçimin galibi yine benim. Bu Allah'ın takdiridir. Allah'ın takdiridir. Ben vicdanen çok rahatım. Çok rahatım. Doğduğum toprakları, Sarıveliler'i seviyorum. Oraya yaptığım hizmetlerden dolayı, bölgeye yaptığım hizmetlerden dolayı çok müsterihim. Çünkü bugün doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz, toprak oluyorsunuz. Ne atasözü, ne demişler? At ölür, semerin alır, yiğit ölür, namın alır. Ben Sarıveliler'de sadece belediyecilik anlamında yaptım. Sizlerin malumudur. Sizlerle bunu hepsini değerlendirdik. Suyu yeniledim, kanalizasyonu yeniledim, belediye binası yaptım.
Diğer taraftan fırın yaptım, fen işleri yaptım, 50'ye yakın araç aldım. Hazır beton tesisi kurdum. Yol yaptım, ev vardı yol yok idi. Her türlü hizmeti götürdüm. Ve Sarıveli'lerde yerel belediyenin yapacağı işleri yaptım. Kamunun yapacağı işlerin de takipçisi oldum. Burada tabii bu işleri yaparken bilmek, görmek çok önemli. Kararlılık çok önemli. Onun bunun kuklası olmamak çok önemli. Dirayetli olmak çok önemli. Bunun diğer adı disiplindir. Disiplini olmayan yerde başarı olmaz. Biz disiplinli olduk, başarılı olduk. 76 arkadaşımız Sarıveli Belediyesi'nde çalışıyor idi. Ve sonuç böyle oldu. Ben Sarıveli'lere bu İller Bankası'nın gelir dışında bir gelir olmayan ilçede bunları yaptım. Kararlılıkla yaptım. Sosyal çevremi kullandım. Karaman'daki dostlarımızı, Ankara'daki dostlarımızı, Konya'daki dostlarımızı, İstanbul'daki dostlarımızı, yurt dışındaki dostlarımızla birlikte bu güzel hizmetlere imza attık. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Diğer taraftan garip kuraba insanların ekmeğini arttırma adına Sarıveli'lerde ne yaptık? 5393 sayılı belediye kanunu der ki, belediyenin diğer bir görevi sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı sağlar. Sarıveli'lerde tekstili başlattık. Şu an 260 kişi çalışıyor. Sadece Sarıveli'lerde değil tekstil. Başşehir'de açıldı. Güneylük'te açıldı, Ermenek'te açıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte bölge tekstil noktasında çok daha canlı hale gelecek. 15 bin kişi çalışacak. Madencilik bitti bölgede, taş elinde. İnşallah tekstil onun yerine kâbe olacak. Onun için biz fırıldakları kırıyoruz. Biz doğru geldik, doğru yürüdük, doğru gideceğiz. Günü kurtarma değil, gelecek yüzyıllar için çalışma yaptık. Ama fırıldaklar sadece günü kurtarmak, yüz küsür bin lira borcunu belediyeye ödememesi için, ödememek için, öbür tarafta geçmişte belediye başkanlığı yapmış ya hatasından dolayı belediye olan 70 milyar borcunu ödememek için fırın fırtlak yaptılar. Ama Allah'a havale ediyorum, hakkımı da helal etmiyorum. 200 milyar katkı sağlamışım, karşılığında beste kargayı oysun gözünü. Onlar fırın fırtlak yaptılar ve bağımsız aday, davasına ihanet eden adayın karşısında yanında yer aldılar. Onun için kıymetli hemşerilerim, biz Sarıveli'lerde Sayın Reis Cumhurumuzun temsilcisiyiz. İnşallah. Temenni ettik. Bize yakışan oydu. Demokrasiyi özümseyeceğiz. Özümsedim. Bu seçimin sonucunda mazbatayı alan arkadaşımıza gittim ve görevi teslim ettim. Medenice. Başarı diledim. İnşallah memleketi çok daha ileriye götürürler. Temennim odur. Ama bunların takipçisi olacağız. Bunların takipçisi olacağız. Çünkü memleketim çok önemli. Ülkem çok önemli. Bu ülkenin dışarıda çok düşmanları var. İçeridekiler piyon. İçeridekiler piyon. Şahsi menfaatler uğruna millet satılır mı? Ülke satılır mı? Onun için yerin altındaki hesap çok çetin olacak. Ben belediye başkanı olmuşum, olmamışım hiç önemli değil bunlar. Önemli olan adamlık, insanlık. Biz doğru geldik, doğru yürüdük, doğru gideceğiz. Fırıldak olmadık, olmayacağız. Fırıldakları da hep beraber topluma deklare edeceğiz ki toplum onu biliyor. Onun için Karamanlı hemşehrilerim, siz değerli basın mensupları, çok ulvi bir görevi yerine getiriyorsunuz. Gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz, çalışıyorsunuz. İşte bizim yaptıklarımız
yapacaklarımızın teminatıdır. Yani Sarıveliler'de belediye başkanı olsam ne olur, olmasam ne olur. Ama ben toplum için varım. Garip kurabanın hizmeti için varım. Ortaköy mahallem var benim Sarıveliler'de. Orada Ahmet var, kardeşi Raziye var, doğuştan engelli. Tapırların Ali var, deli diyorlar. Ortaköy'de Hüseyin var, Civler'de Hüseyin var. Onlar çok önemli, çok değerli benim için. Bu ülke, o coğrafya, Sarıveliler onların sayesinde ayakta. Karamanımız çok önemli, kıymetli